100 milyon rupi hazır. Şu anda o adamın beni aramasını bekliyorum. Bizi aradığında hemen gidip Anşı sağ salim eve getireceğim, merak etme. Kuşkun olmasın. Çok üzgünüm Yaş. Şu anda sana bunu nasıl söylerim bilmiyorum. Benim yüzümden başına gelmedik şey kalmadı. Bunu hiç beklemiyordum. Ama bu parayı ödemek için elimden gelen ne varsa yapacağımdan emin olabilirsin. Çünkü ben ve Anşın yüzünden babanla arandaki baba oğul ilişkisinin bozulmasını hiç istemiyorum. Anş geri döndüğü zaman her şeyi yoluna koyacağım. Sana bunun için söz veriyorum. Abi, seninle bir şey konuşmalıyız. Gelin. Yaş, dinle. Babam çok üzgün. Biliyorum abi. Ailemize ait çiftlik evini sattığım için çok kızgın. Fakat abi sen hiç merak etme. Anşı sağ salim eve getirdiğimde babamla konuşur, ikna ederim. Yaş, aslında mesele o kadar basit değil. Sorun nedir abi? Lütfen söyle. Bu onun numarası. O arıyor. Yaş, sesi dışarı ver. Alo. Kiminle görüşüyorum? Benim bayım Yaş Sindia. Anş'ın babasıyım. Dinle, şu anda para hazır. Nereye getireyim? İşte bu harika. Buna sevindim. Şimdi o 100 milyon rupiyi bir saat içinde Kırmızı Tepe'nin olduğu yere getir. Oraya geldiğinde seni arayıp yönlendireceğim. Bu arada şunu sakın aklından çıkarma. Yanınızda polis getirmek gibi bir aptallığı yapmayın. Unutma oğlun, şu anda benim elimde. Eğer böyle bir aptallık yapmaya kalkarsan inan bana, oğlunun hayatı... Hayır. Lütfen Anşe, bir şey yapmayın. Merak etme, paranızı alacaksınız. Polise hiçbir şey anlatmayacağız. Anş'la konuşabilir miyim lütfen? Anş'ın iyi olduğundan emin olmak istiyorum. Onunla ne konuşacaksın? Bana istediğin parayı getir, sonra da oğlunu alıp götür. O zaman oğluna sarılır, istediğin kadar konuşursun. Neden bu kadar acımasızsın? Bırak oğluyla konuşsun, ne var bunda? Uykusunda annesinin adını sayıklıyor. Konuşmasına izin ver. Hadi uyan canım. Annenle konuşmak ister misin ha? Annen telefonda. Hadi canım, konuş onunla hadi. Hey, annen telefonda, al konuş. Annen canım, annen telefonda. Konuş hadi. Anne. Anş. Anş. Anş, nasılsın? Anş, sakın korkma, tamam mı? Annenle baban hemen seni almaya gelecek. Çabuk gelin anne. Burası çok kötü bir yer. Çok korkuyorum. Anş oğlum, sen çok güçlü bir çocuksun. Bu yüzden hiç korkma. Seni almaya geliyorum. Peki söz mü baba? Evet, söz oğlum. Anş söylediğim tamam, gibi. Tamam, yeter bu kadar. Hemen dediğim yere gidin.
İçiniz rahat olsun. Aşı mutlaka getireceğim. Lütfen çok dikkatli ol abi. Babama durumu anlattım. Bir dakika Yaş. Ne söylediysem beni dinlemedin. Kendini büyük bir tehlikeye atıyorsun. Lütfen çok dikkatli ol. Görüşmek üzere baba. Tanrı seni daima korusun oğlum. Bu kız alışkanlıklarının esiri olmuş. Uzun seneler kocası olmadan yaşamış. Canının istediğini yapıyor. Bu yüzden erkeklerin gelmesini istemeyip oğlunu almaya kendi gidiyor. Yaş sanki sinemaya ya da panayıra götürüyormuş gibi. Gidelim. Burada hiç kimse yok Yaş. İşte bu harika. Doğrusu tam zamanında geldiniz. Anlaşılan oğlunu çok seviyorsun. Parayı getirdiniz değil mi? Çok güzel. Şimdi içinde para olan çantaları bu tarafa atıp orada bekleyin. Oğlumu görene kadar parayı alamazsın. Ona bir şey yapmış olabilirsin. Öyle mi? Pekala. Çocuğu hemen getirin. Ayş. Anne! 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.